sağlar. Bu dersimizde kesirlerle toplama işlemini anlatacağım. Kesirlerle toplama işlemi yaparken böyle küçük görsellerden yararlanacağız. Umarım faydalı olacaktır. Hemen başlayalım. Şimdi paydalara eşit olan kesirler toplanırken ortak payda aynen yazılarak paylar toplanacak. Şimdi bakalım buradaki görsellerimize. Buradaki kesirleri biz nasıl buluyorduk? 1, 2, 3, 4. Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş ve 1, 2 tanesi taranmış diyorduk, değil mi? Burada da 1, 2, 3, 4. Bir bütün 4 eşit parçaya bölünmüş ve sadece bir tanesi taranmış. Şimdi ne diyor bize? Bunları topla diyor. Yani buradaki taranmış bölgeyi al, bunun üzerine koy. Yani öncelikle ne vardı? Şuraları taralıydı görselimizde. İkincisinde bunu da üzerine koy ve bana toplam sonucu söyle diyor. Ne oldu burada? 4'te 1, 2, 3 oldu değil mi? 4 parçadan artık 3 parça taranmış oldu. Yani paydaları eşitti. Ortak payda da yazdık ve ne yaptık? Sadece payları toplamış olduk. Bakalım örneklerimize. Burada da paydalara eşit olan kesirler var. Paydalara eşit görüyorsam ne yapacağım? Direkt ortak paydayı yazacağım ve sadece payları toplayacağım. Yani 1 artı 3 yazacağım. O da 4 bölü 6 olacak. Dilerseniz bunları sadeleştirebilirsiniz. 2 ile sadeleştirirsem ne olur? 2 bölü 3 olarak yazmış olurum. Buna baktım. Yine ortak paydam ne? Ortak paydam 9. Yukarıda ne var? 2 ve 5 var. O zaman 2 ile 5'i toplarım. 7 ve ortak paydam 9 olur. 7 bölü 9 olarak bulmuş oldum. Buraya baktım. Yine ortak paydam 7 ve paylara bakıyorum. 3 ve 1 var. O zaman 3 artı 1 4 yaptı. Ve 4 bölü 7 olarak bulmuş oldum. Buraya bakıyorum yine ortak paydam 11. 11'i yazdım. Yukarıda 4 ve 7 topla diyor paylarda. O zaman 4, 7 daha 11. Paydam da 11. O zaman 11 bölü 11 bu şekilde sadeleştirirsek 1 olarak bulmuş oluruz. Peki paydası eşit olmayan kesirlerde ne yapacağız? Paydaları eşit olmayan kesirler toplanırken öncelikle paydalar eşitlenerek ortak bir payda yazacağız. Daha sonra payları toplayacağız. Şimdi burada bakalım görsellerimize 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir bütün 8 eş parçaya bölünmüş. 1, 2 tanesi taranmış. Yani 2 bölü 8 artı burada ne olmuş? 1 bölü 2 yani 2'ye bölünmüş ve 1 tanesi taranmış. Şimdi o zaman ben bunları toplamak için ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim değil mi? Payda eşitlemeyi biliyorum. Eğer ben bu kesirin payı ve paydasını 4 ile çarparsam ne olacak? 4 kere 1, 4, 4 kere 2, 8 yani paydalarını eşitlemiş oldum. Peki burada nasıl yapabilirim? 4'e böldüm. Şimdi 6'ya böldüm ve şimdi ne yaptım? 8'e bölmüş oldum. Dolayısıyla şimdi ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eş parçaya bölünmüş ve 1, 2, 3, 4 tanesi taranmış oldu. Artık toplama işlemini gerçekleştirebilirim. Ne demiştik? Paydaları eşit olan kesirler paydayı aynen yazıyordum. Ve ne yapıyordum? Payları topluyordum. 2 artı 4, 6. Bakalım görsel olarak ne yapacağız? Şu 2 tanesi taralı yani şu 1, 2 tanesi taranmış. Ve buna şuradaki 1, 2, 3, 4 parçayı da ekliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçamız taranmış. 8 tane eş parçaya ayrılan bütün de diyebilirim. Şimdi buradaki örneklere bakalım. 2 bölü 3 artı 1 bölü 6. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. Buna 2, buna da 1 yazdım. 2 kere 2, 4. 2 kere 3, 6. Yani 4 bölü 6 oldu. Artı burayı zaten 1 ile çarpıyorum. 1 bölü 6 oldu. O zaman ne yapacağım? Paydaları aynen yazarım. Ortak payda olarak 4 artı 1 eşittir 5 yapmış oldu. Buna bakıyorum. 5 ve 11 var paydada. O zaman bunu 11 ile bunu da 5 ile çarparsam eğer paydalarını eşitlemiş olurum. Şimdi 11 çarpı 3 33. 11 çarpı 5 55. Artı 4 kere 5 20, 5 kere 11 55 eşittir dedim. 33, 20 daha kaç eder? 53 eder. 53 bölü 55 olarak bulmuş olurum. Peki tam sayılı kesirlerle toplama işlemi yaparken durum ne olacak? Tam sayılı kesirlerle toplama işlemi yaparken tam kısımlar toplanarak tam kısma ve kesir kısımlar toplanarak kesir kısma yazılacak.
Bunun bir yöntemi daha var. Bileşik kese çevirerek de yapabiliriz bunu. Bileşik kese çevirerek yapılan kısmını birazdan göstereceğim. Şimdi öncelikle buradaki görsellerimize yine bakalım. Ne dedik? Tam kısımlar toplanarak dedik. Şimdi burada hangi kesir var? İki tane bütün var değil mi? Bir, iki tane bütün var. Bir de bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz parçaya bölünmüş. Ve bir, iki tanesi taranmış bir kesir var. Yani burada toplam ne var? İki tam, iki bölü 8 var değil mi? Buraya baktım. Bir tane bütün var. Bir tane de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaya bölünmüş ve 1, 2, 3 kısmı taranmış bir kesir var. Yani 1 tam 3 bölü 8 var burada da. Peki şimdi ne yapalım dedik? Öncelikle tam kısımlar toplanarak tam kısmı yazılacak. Yani bu 1, 2, 3 tam değil mi? Şurada 2 tam var. 2 artı 1 toplam ne yaptı? 3 tam yaptı. O zaman ben buradaki görsellerde ne yapacağım? 3 tanesini tamamen tarayacağım. Çünkü 3 tane tamım var. Taradım. Sonra ne dedim? Sonra da kesir kısımlar toplanarak kesir kısmı yazılacak. Yani buradaki 2 bölü 8 ve 3 bölü 8 toplanarak buraya yazılacak. Yani 2 bölü 8, 3 bölü 8 daha ne yapar? Biraz önce görmüştük. Paydalar eşit. 8 paylar 2, 3 daha 5. Yani 8'e bölünmüş zaten burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tanesini tarayacağım? 5 tanesini tarayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 5 tanesini taradım. O zaman kesrim ne oldu? 1, 2, 3 tam. 3 tam. 8 de 8 parçaya bölünmüştü. 1, 2, 3, 4, 5. 8 de 5 olmuş oldu. Dediğim gibi öncelikle tam kısımları topladık. 2, 1 daha 3. Daha sonra da şuradaki kesir kısımları topladık. 2 bölü 8 artı 3 bölü 8. O da 5 bölü 8 yapmış oldu. Şimdi buradaki örneklerime bakalım. Öncelikle tam kısımlara bakıyorum. Ne var? 3 tam 4 bölü 7 artı 2 tam 2 bölü 7. Tam kısımlara baktım. 3, 2 daha 5. O zaman ne yapacağım? Şimdi kesir kısımlarına bakıyorum. Zaten paydalar eşit olduğu için paydaya yazdım. Payları topluyorum. 4, 2 daha 6. O zaman 5 tam 6 bölü 7 kesrini bulmuş oldum. Tabii bazen şöyle olabilir. Mesela şuradaki payları topladıktan sonra şuradaki paydadan büyük çıkabilir. O zaman onu tam kısmı alabilirsiniz. O yüzden böyle değil de aslında bileşik kesire çevrilerek yapılan işlemler daha sağlıklı olabilir. Fakat böyle de bilin bunu. Veya eğer buradaki gibi payda eşit değilse bu şekilde paydalarını da burada eşitleyebilirsiniz. Bu şekilde yaptım. Şimdi payda eşit derken tam kısımları bunlardan bağımsız. Bunlara dokunmuyorum. 5 artı 1 yaptım. 6. Tamam. Tam sayı kısmını hallettim. Şimdi ne yapacağım? Payda eşit diyeceğim. 1 kere 2, 2. 1 kere 9, 9. 3 kere 3, 9. Paydalar eşit. Oldu. 3 kere 1, 3. Yani bu şekilde yazdım. Payları ortak yazdım. O zaman ne olacak? 6 tam 2 artı 3, 5 bölü 9. 6 tam 5 bölü 9 olarak bulmuş oldum. Şimdi biraz önce söylemiştim. Bileşik kesirlerle toplama işlemi yaparken bakalım ne yapacağız? Bileşik kesirlerle toplama işlemi yapılırken paydalar eşit değilse eşitlenerek ortak payda yazılacak ve paylar toplanacak. Yani bu normal basit kesirde olduğu gibi olacak aslında. Şimdi o zaman bakalım burada hangi bileşik kesirimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir bütün 6 eş parçaya bölünmüş. Bir bütün burada var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. Ve bir tanesi taranmış. O zaman toplam aslında kaç parçamız taranmış bizim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçamız taranmış. Yani pay da 6 ve pay 7. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. 6 kere 1 artı 6, 1 daha 7 yani 7 bölü 6. Burada da bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bölü ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölünmüş. O zaman 15 bölü 6 var. O zaman ne yapacağız dedik? Paydalar eşit mi? Bakıyorum paydalar eşit. O zaman bunu toplarken 6 olacak paydası. Evet zaten bunlar da burada 6'ya bölünmüş. O zaman payları da toplayacağız. 15, 7 daha kaç yapar? 22 yapar değil mi? O zaman ne olacak? 22 bölü 6 yapmış olacak.
Şimdi peki bunu şekil olarak nasıl göstereceğiz? Şekillerim zaten hep 6'ya bölünmüş burada. O zaman kaç tanesini tarayacağım? 22 tanesini tarayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O zaman bu ne oldu? 22 bölü 6 kesri olmuş oldu. Ya da bunu tam sayılı kesre çevirdiğimizde ne olur? 1, 2, 3 tane tamı var. 3 tam 6'da 1, 2, 3, 4 olmuş olur. Şimdi bakalım örneklerimize. Yine burada paydalar eşit. Paydalar eşitken ne yapıyorum? 5 bölü 3 var. 7 bölü 3 var. Toplayacağım. Paydayı aynen yazdım. 5, 7 daha 12. Bu şekilde toplayarak yazmış oldum. Peki şöyle de yapabilirsiniz. 12 bölü 3, 4. Bunları sadeleştirerek veya birbirine bölerek tamamen sonuca da gidebilirsiniz. Şimdi burada paydalar eşit değil. O zaman ben bunu 2 ile, bunu da 1 ile eşitlemeye çalışacağım. 2 kere 10, 20, 2 kere 7, 14. Artı bu zaten 9 bölü 14 olarak kalacak 1 ile çarptığım için. Ne oldu? 29 daha 29 bölü 14 olarak bulmuş oldum. Şimdi geldik bir doğal sayı ile bir kesrin toplanmasına. Bir doğal sayı ile bir kesir toplanırken doğal sayının paydasına 1 yazılarak paydalar eşit denir ve daha sonra toplama işlemi yapılır. Yani burada bir doğal sayı var. Bir de ne var? Kesir var. O zaman ne yapın diyor? Bunun paydasını 1 olarak kabul ederseniz ki her doğal sayının zaten gizli bir paydası vardır. Bunu hiç unutmayın. Bunun da var. Her doğal sayıyı gördüğünüzde gizli bir paydasını aklınızda tutmaya çalışın. O zaman ne yaparım artık? Bunun gizli bir paydası olduğuna göre artık paydaları eşitleyebilirim, değil mi burada? Şimdi öncelikle görsellerimize bakalım. Burada ne var? 2 var. 1, 2 tane bütün var. Artı burada ne var? 1, 2, 3, 4. 4'te 1, 2, 3'ü taranmış. Şimdi ne yapın diyor? Bunun paydasına 1 yazın diyor. Ondan sonra paydaları bir eşitleyin diyor. Buna 4, buna 1 yazacağım. Şimdi bu ne olur? 4 kere 2, 8. 4 kere 1, 4. Yani 8 bölü 4 oldu kesir olarak. 8 bölü 4'ü ne yapacağım ben? 3 bölü 4'te toplayacağım. Paydalar eşitse ne yaparım? 4, 8, 3 daha 11 yaparım. Yani ne oldu? 11 bölü 4 oldu. O zaman burada 11 tanesini tarayacağım demektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu şekilde 11 bölü 4 kesrini oluşturmuş oldum. Şimdi buna gelelim. 5 artı 2 bölü 7 vardı. Ne yaptık? Burada da paydasına 1 yazdık ve payda eşitleme yapacağız. 7 kere 5, 35 bölü 7 kere 1, 7. Artı 1 kere 2, 2. 1 kere 7, 7. Zaten bunu da çarpmanıza gerek yok. 1 ile çarpıyoruz. 35, 2 daha ne olur? 37 bölü 7 çıkmış olur. Buna baktım. Yine ne yapacağım? 3 artı 2 tam 1 bölü 4 var. Burada şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Normalde bir kesirde tamları topluyorduk ya. Aslında burada 3 artı 2 direkt 5 de yazabilirsiniz. Ya da bunu yine bu şekilde paydasına 1 yazarak paydaları da eşitleyebilirsiniz. Bence buna hiç gerek yok. 3 artı 2 artık 5 tamın var. 5 tam 1 bölü pardon 4 de yazabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimiz var. Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım. Şimdi öğrendiğimiz her şeyi burada uygulayacağız. 3 bölü 10 artı 7 bölü 10. Baktım hemen paydalar eşit mi? Evet eşit. O zaman ortak paydayı yazdım. 10. O zaman ne yapacağım? Payları toplayacağım. 3, 7 daha 10. Bakın 10 bölü 10, 10 çıktı zaten burada. 10 bölü 10 kaçtır? 1'dir. Buna baktım. Burada nedir? Paydalar eşit değil. O zaman ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Bunun altına 7'yi yazdım. Bunun altına 5'i yazdım. Bu şekilde ortak payda bulmaya çalışıyorum. 7 kere 2, 14. 7 kere 5, 35. Artı 5 kere 3, 15. 5 kere 7, 35. Eşittir. Şimdi artık paydalar eşit. O zaman ortak paydayı 35 olarak yazdım. 14 artı 15 kaç olur? 29. Bu da 29 bölü 35 olmuş oldu.
Şuna baktım. Yine burada bir tam sayılı kesir var. Bir de basit kesir var. Fark etmez. Yine biz paydalarını eşitleyeceğiz. Çünkü pardon, faydalar eşit değil. Bunu 2 ile bunu 1 ile eşitliyorum. Sayısına dokunmuyorum. 2'yi aynen yazdım. 2 kere 4, 8. 2 kere 7, 14. Artı bu zaten 1 ile çarpılıyor. 1 bölü 14. Şimdi ne yapıyordum? Tam sayıları topluyordum. Burada bir 2 tam sayısı var. Burada var mı? Yok. O zaman 2 artı 0 diyebilirsiniz. Yani yine 2 olmuş oldu. Burada ne yapıyorum? Paydalar eşit. Ortak payda yazdım. Payları topluyorum. 8 bir daha. 9. 2 tam 9 bölü 14 olarak bulmuş oluyorum. Burada yine 2 adet bileşik kesirim var. Yine ne yapıyorum? Payda eşitleyeceğim. Çünkü paydalar eşit değil. Bunu 1 ile çarpacağım için aynen 15 bölü 4 yazdım. Artı 2 kere 11, 22. 2 kere 2, 4. 15 ile 22'yi topluyorum. Kaç oldu? 37 bölü ortak paydam 4. 37 bölü 4 olarak bulmuş oldum. Şimdi diğer örneğime baktım. Burada bir doğal sayı ve bir tam sayılı kesir var. Burada ne yapalım demiştik? Direkt buradaki doğal sayı ile buradaki tam kısmı toplayabilirim. 3 bir daha 4. Buradaki ne kaldı? Kesir kaldı. O zaman 1 bölü 6 yani 4 tam 1 bölü 6 diye kolayca yazmış olduk. Burada da ne demiştik? Bir basit kesirle bir doğal sayıyı toplarken altına 1 koyabiliriz demiştik. Aslında bir yöntemimiz daha var. Biz bunu sanki şöyle 2 tam 6 bölü 7'ymiş gibi de hayal edebiliriz. Neden? Çünkü 2 tane tam var. Bunu 6 bölü 7 ile toplayacaksınız. Zaten toplam 2 bölü 2 tam 6 bölü 7 olacak ya. Bunu direkt bileşik kesire çeviriyormuş gibi yapabilirsiniz. Yani 2 kere pardon 7 kere 2 14. 14, 6 daha 20 yani 20 bölü 7 olarak da yazabilirsiniz. Ya da ne yaparsınız? Ya da yine paydasına 1 koyarsınız. 7 ile eşitlersiniz. Bu şekilde ne olur? 6 bölü 7 artı 7 kere 2, 14 bölü 7. O zaman ne olur? 6, 14 daha 20 bölü 7. Yine bakın aynı sonuca ulaştık. Yani burada direkt 7 kere 2, 14, 14, 6 daha 20, 20 bölü 7 de yapabilirdim. Bence o yöntem daha kolay bir yöntem. Tabii siz hangisini tercih edersiniz? Size kalmış. Devam ediyorum. Şimdi burada üçlü toplamalar var. Gördüğüm gibi değişen bir şey var mı? Yok. Ben toplama işlemlerime devam edeceğim. Bakacağım paydalarına. Burada mesela paydalar eşit üçünün de. O zaman üçünün ortak paydası 9'dur diyeceğim. Sonra paylara bakacağım. 2 artı 3, 5. 5, 4 daha 9. Bakın burada yine 9 bölü 9 çıktı. 9 bölü 9 nedir? 1'dir. Şuna baktım. 1 bölü 3 artı 3 bölü 4 artı 5 bölü 12. Şimdi burada paydalar eşit değil ama eşit diyebilirim. Buna 4 yazarım. Buna 3 yazarım. Buna 1 yazarım. O zaman bakalım. 4 kere 1 4. 4 kere 3 12. Artı 3 kere 3 9. 3 kere 4 12. Artı bu zaten 1 ile çarpıldığı için 5 bölü 12. Artık paydalarım eşit. O zaman ortak paydayı yazabilirim. Şimdi payları topluyorum. 4 artı 9, 13. 13, 5 daha 18. 18 bölü 12 olarak bulmuş olabilirsiniz. Ya da bunu yine 6'ya bölersiniz. İkisini de 6 ile sadeleştirirsiniz. 18'i 6'ya bölersiniz. 3. 12'yi 6'ya bölersiniz. 2. En sade biçimde 3 bölü 2 olarak bulabilirsiniz. Şıklı sorularda bazen bunu da verebilir. Bu şekilde sadeleştirilmiş hallerini de verebilir. Dikkat ederseniz iyi olur. Buna baktım. Şimdi 3 adet paydaları eşit olan tam sayılı kesir var. O zaman ne yapalım? Önce biz tam sayılarını toplayalım. 3 artı 2 artı 1. Ne oldu? 6 oldu, değil mi? O zaman 6. Peki paydaları eşitti. O zaman ortak paydam 10. Şimdi payları toplayacağım. 1, 3 daha 4, 4, 4 daha 8. O zaman 6 tam 8 bölü 10 olarak bulmuş oldum. Yine burada da sadeleştirme yapabilirsiniz. Şunları 2'ye bölersiniz. 6 tam 4 bölü 5 de yazabilirsiniz. İkisi de birbirine denktir. Buraya baktım. Şimdi 2 tane yine tam sayılı kesir var ve paydaları eşit değil. O zaman paydalarını eşit diyelim. Kaçta eşitlenir? 3 ile 2 ile çarparsam eğer 18'de eşit diyebilirim. 2 tam, tama dokunmuyorum. 3 kere 5 15, 3 kere 6 18 artı 3 tam, 2 kere 7 14, 2 kere 9
18. Ne oldu? Paydalar eşit oldu. O zaman şimdi ne yapacağım? Tam sayılarını toplayabilirim. Tam sayıları 2, 3 daha 5. Peki 15, 14 daha kaç oldu? 29 bölü 18 oldu. Demin dediğim gibi şimdi buradaki pay paydadan büyük çıktı. Dolayısıyla buradaki paydan bir bütünü şuraya aktarabilirsiniz. Tam kısma aktarabilirsiniz. Ya da direkt bileşik kesre çevirebilirsiniz. Şimdi burada sayımız biraz büyük olduğu için rakamlarımız. Ben bu işlemi yapmayacağım. Siz yapabilirsiniz. Buraya geldim. Şimdi burada da bir adet doğal sayı, bir basit kesir ve bir tam sayılı kesir var. Burada ne yapalım? Biz bunun paydasına 1 yazalım ve hepsinin paydalarını eşit diyelim. Bunu 20 ile, bunu 5 ile, bunu da 4 ile çarparsak eğer paydalarımızı 20'de eşitlemiş oluruz. Peki 20 kere 2 şöyle 40. 20 kere 1 20. 40 bölü 20. Artı 5 kere 1 5. 5 kere 4 20. Artı 3 tama dokunmadım burada. 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. Şimdi ne oldu? Paydalar eşit oldu. Peki tamlara baktım. Sadece burada bir tamımız var. Onu yazalım 3 tam diye. Şimdi de payları toplayalım. Çünkü paydalar eşit olduğu için ortak payda yazdım. 45 daha 45. 45 8 daha 53. Yine burada 53 bölü 20. 3 tam 53 bölü 20. Yani payı paydasından büyük bir kesir çıktı. Dediğim gibi bunu daha sonra bileşik kesre veya tam sayılı kesre de çevirebilirsiniz. Buradaki tamları atabilirsiniz. Buna geldim. 2 bölü 7 artı 3 bölü 6 artı 5 tam 1 bölü 21. Nasıl eşitleriz bunları? Bunu 6 ile paydasını eşitleriz. Buna 7 ile, bunu da 2 ile paydalarını eşitlerim. Peki bakalım 2 kere 6 12 bölü 42 artı 7 kere 3 21 7 kere 6 42 artı 5 tamı vardı bunun 2 bölü 2 kere 21 42. Peki şimdi toplayalım. Tam sayıları burada bir tane var. Bunlarda yok. O zaman 5 tam olacak. Ortak paydamız 42. Şurada. Peki üstleri topluyoruz o zaman. 12, 21 daha kaç etti? 33. 33, 2 daha 35. Yani 5 tam 35 bölü 42 olarak bulmuş olduk. Şimdi geldik bunlarla ilgili problemlere. Üç arkadaş bir lokantada yemek siparişi verecektir. Büşra 2 porsiyon, Sevda 3 bölü 4 porsiyon, Nazlı ise 1 tam 1 bölü 4 porsiyon sipariş verdiğine göre toplam kaç porsiyon sipariş verilmiştir diyor. Şimdi öncelikle Büşra 2 porsiyon vermiş. Büşra 2 porsiyon artı Sevda 3 bölü 4 porsiyon vermiş. Nazlı ise artı 1 tam 1 bölü 4 porsiyon vermiş. O zaman ne yapalım? Biz bunların paydalarını eşitleyelim, değil mi? Buna da 1 verelim. Bunlar zaten 4 4. O zaman şunu da 4 ile çarparsak hepsinin paydası eşit olacak. 4 kere 2 8. 4 kere 1 4. Artı 3 bölü 4 var burada. 3 bölü 4. Bunu da bileşik kesre çevirelim. 4 kere 1 4. 1 daha 5. Artı 5 bölü 4. 4 kere 1 4. 1 daha 5. Yani 5 bölü 4 olarak yazdım. Onu da buraya ekledim. Ne oluyor? Ortak paydamız 4. O zaman ne yapacağım? Payları toplayacağım. 8, 3 daha 11. 11, 5 daha 16. Bakın 16'yı 4'e bölersem 4 çıkar. Yani toplam 4 porsiyon demek ki sipariş verilmiştir. Diğer soruma baktım. Aykut harçlığının 1 bölü 6'sını kitaplara, 2 bölü 18'ini kalemlere ve 2 bölü 3'ünü ise yiyeceğe harcıyormuş. Harçlığının kaçta kaçını harcamıştır hesaplayacağız. Şimdi öncelikle 1 bölü 6'sını harcamış kitaplara artı 2 bölü 18'ini kalemlere artı 2 bölü 3'ünü de yiyeceğe harcamış. Peki ne yapacağım o zaman ben kaçta kaçını harcadığını bulmak için? Hepsini toplayacağım, değil mi? Şunu 3 ile çarparım. Bunu 1 ile ve bunu 6 ile çarparsam hepsinin ortak paydasını 18 olarak yazmış olurum. 3 kere 1 3. 3 kere 6 18. Artı
2 bölü 18 1 ile çarptığım için sabit kaldı. 6 kere 2 artı 6 kere 2 12, 6 kere 3 18. Şimdi artık hepsinin paydaları eşit oldu. O zaman ortak paydam 18. Peki paylara baktım. 3, 2 daha 5, 5, 12 daha 17. Demek ki ne yapmış? Harçlığının 17 bölü 18'ini harcamıştır diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.